Ne ekiyorsun Deniz? Şimdi salatalıklarımızı ekiyoruz. Bunlar yerden salatalıklar. Yani yerden uzayan, genişleyen salatalıkları buraya ektik. Bunlar biraz gölgeyi sevdikleri için böyle gölgede bu alanda yayılsın diye. Şöyle ekerken bir kere bastırıyorsun. Daha şey oluyor, kökü oturuyor. Doğrusu sularken yine toprak oturuyor ama yine elle bastırmak her zaman iyi. Biraz şu mesela altı böyle hafif yumuşak olsun ki kökleri daha iyi yayılsın. Üstüne sadece bastırıyorsun ki hava almasın kökler. Patlıcanları da buraya mı ekeceğiz? Yok yok, aşağıda. Buraya ne ekeceksin? Nereye? Buraya. Oraya da. Dolmalık biberimiz vardı. Dolmalık biber bir sıra ekeriz. Şimdi bu tatlı biberlerden ekelim. Kaç aldın Deniz sen bunları? Fideler tanesi 2 liraydı. Salatalıklar 2,5 liraydı. Bir de tekrar bunları saklayacağız zaten. Bunların içinde de yerli tohumlarımızı ekip çoğaltmayı hedefliyoruz. Bunlar da patlıcan. Bu demet olarak satılıyor. 5 lira. O dolmalık dolma biberler. Şurada da iki kök kavun, iki kök kabak, salatalık şöyle gösterebiliriz. Salatalık değil. Kavun, karpuz, kabak. Bir de kabak. İkişer tane. Şöyle şu şekilde bayağı büyümüş. Hemen hemen çiçek açmaya yakın zaten. Burada tomurcuklanmış çiçekleri. Bunları kaç aldın? Bunları demeti 5 TL ve bayağı da biber var içinde, 20 tane. 20 adet biber var. Gayet uygundu yani. Bu tüplüler normalde tanesi 2 lira. Burada 20 tane aldık. 5 nereden lira. Aldın bunları? Aynı yerden. Nereden? Altınoluk pazarına. Altınoluk pazarı buraya yakın arkadaşlar. Bugün pazara uğradık. Tabii bir gün işimiz erken biterse Altınoluk pazarını da sizler için çekeceğiz. Orada da neler var, neler yok, fiyatlar nasıl? Bunlarla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Biz örnek teşkil etmesi açısından böyle bu videoları sizler için çekiyoruz. Aşağıda bir yine başka bir alan var. Şimdi gidip oradaki otları temizleyip o alanı da açacağız. Orada da ekim yapacağız. Çok çıkmış, bunlar olmayacak. Onları ne yapacaksın Fatma abla sonra? Hayvanlara vereceğim. Neydi o? Fasulye mi? Fasulyeydi bunlar. Çok sık çıkmış. Nasıl kabak? Dört çıkaray. Şey kabak. Bu beyaz yediğimiz kabak. Aha. Onları da buraya ekelim. Onları çakılın üstüne güneşe ekelim. Öyle mi? Tam tamam. Üst sıraya. Tam bir de çakalım böyle üstüne domates ekelim, aşağıya doğru sallanır. Çok güzel olur. O yerli mor domateslerden ekelim oraya çakalım üstüne böyle güneşe. Aşağıya tamam. Sallanır, çok güzel olur. O zaman ben bunlar buraya yeter. O dursun, onlar kalsın. Can suyunu da verelim. Keçi gübresi mi abla? Bu keçi gübresi. Geçen seneki yıllanmış gübre. Yıllanmış. Bir yıl beklemesi gerekiyor değil mi bunlar? Beklerse çok güzel oluyor. Taze gübre. Yanmış olması lazım yani. Bu yanmış gübre. Evet. Gördüğünüz gibi yanmış gübreleri
Fatma ablamız domateslerin köklerine döküyor. Fazla fidelerimiz var. Bu fideleri ekebilmek için yine şurada şimdi göstereceğim. Böyle bir alanımız var. Bu alanı da ekeceğiz. Buranın otlarını şimdi temizleyeceğim ben. Ekime hazır hale getirmiştik. Şimdi de yine burayı hazırlayacağım fidelerimize ekmek için. Şimdi başlıyorum. Bu şekilde şöyle bölmelerini ayırdım. Şimdi de gübre getireceğim, buraya dökeceğim. Burada keçilerden elde edilen gübrelerden, bir yıl yıllanmış gübreden şimdi götürüp bahçeye dökeceğim. Daha sonra da toprağa karıştırıp fidelerimizi ekeceğiz. Gübrelerini fidelere ekeceğimiz bölümlere döktüm ve şimdi çapalayıp fidelerimizi ekeceğiz. Dostlar, şimdi fidelerimizin yerini hazırladık. Biliyorsunuz daha önce de ekimlerimiz vardı, ekmiştik. Bunlar da pazardan aldığımız dolmalık biberler ve patlıcanlar. Burada da Sibel'in elinde de kabaklar var. Aynı zamanda yine pembe domates ve yerli domateslerden tekrar ekeceğiz. Çünkü onlar çokça kullandığımız ürünler olacağı için domatesleri bolca ekeceğiz. Şimdi gidelim. Gübre döktün mü oraya Deniz? Döktüm. Şimdi gübreledim. Yerlerini hazırladım. Şimdi de ekeceğim. Güzel olmuş. Hazırladım yerlerini. Gübre karışması için şu şekilde kazıyorum böyle. Hem kökleri daha iyi gelişsin diye şu şekilde tekrar gübre ile birlikte karıştırıyorum. Uzamışlar. Biz de bu sene tohum ekemediğimiz için, ekim işlerinde geciktiğimiz için hazır fide aldık biraz da. Fazlaca ürün alabilmek için. Burada damlama sulama için şey var ya, hortum var ya, bunu kullanacak mıyız biz? Tabii o hortumdan kullanacağız. Eğer az gelirse su, kendimiz normal sulayacağız. Nasıl olmuş Fatma abla? Çok güzel olmuş. Arıklar çok güzel olmuş. Evet. Güzel. Gübre de döktüm abla. İyi yapmışım. Biraz emekli oluyor ama ne yapacaksın? Emek çok istiyor. Mecbur. Evet. O kadar ama bunlar güneşte yeri çok güzel olur. Yukarıkileri geçer bunlar. Bunlar geçer daha iyi olur gibime geldi değil mi abla? Evet, yeri çok güzel bunların. Evet dostlar, şimdi gördüğünüz gibi bir sıra kabak, 2 sıra biber, dolmalık ve yerli biber karışık. Bir sıra pembe domates, 2 sıra da normal yerli domates ektik. Burada da 2 kök kabağımızı ektik ve bitirdik. Şimdi de sulama işlemine geçiyoruz. Can suyunu vereceğiz. Arkadaşlar, bence çok güzel bir bahçe. Yani bence çok güzel. Bakın babam da burada etrafı herhalde sulayacak. Evet. Çok doğru suluyorsunuz.
Fidelerin tam yanına döşüyorsun. Aferin. Ben bu kolayı yaparım. Vallahi. Tam tam azaldım şimdi bu. Aferin bari. Sen neler söylemek istersin? Bugün neredeydin? Arkadaşlar bugün dışarıdaydım ve çok eğlendim. Son ektiğim fidelerin can suyunu da verdim. Şimdi bahçemizde neler var neler yok sizlere tek tek göstereyim. Burada görmüş olduğunuz gibi 3 sıra biber ektik. 4 sıra domates. 3 sıra fasulye. Hatta fasulyeler çıkmaya başladı. Şöyle yakından da göstereyim arkadaşlar. Ektiğimiz yerli fasulyeler. 3 çeşit yerli fasulye. Gördüğünüz gibi çıkmaya başladı. Burada da yine yerli salatalık ektik. Henüz çıkmamış. Bunlar kıl tatlı biber. Burada da salatalıklarımız yerden yayılan cinsten. Aynı zamanda yine bu tarafta ektiğimiz sırık salatalıklar var. Hemen aşağı doğru ilerliyorum arkadaşlar. Oradan da sizlere son ektiğim bostanı, bahçeyi göstereceğim. Burası Fatma ablamızın bahçesi. Hemen ilerleyeyim. Sizlere yeni çektiğimiz, yeni diktiğimiz bahçeyi de göstereyim. Burada da görmüş olduğunuz gibi bir sıra patlıcan, iki sıra dolmalık biber ve kapya biber olmak üzere iki sıra biber var. Bir sıra pembe domates, iki sıra yerli domates ve iki kökte kabağımız var. Gördüğünüz gibi can sularını da verdim. Umarım çekmiş olduğum görüntüler, videodaki uygulamalar, bahçe organik tarım uygulamaları hoşunuza gitmiştir. Destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.